Sen de bana cephe almadın umarım İkbal. Kusura bakma ama fazla abarttığını söylemek isterim. Pelin çok üzüldü. İyi de yaptığı büyük sorumsuzluk. Yani Deniz olmasa ne olacaktı söyler misin? Deniz olmasaydı ne mi olacaktı? Deniz olmasaydı evimde tanımadığım bir yabancı olmayacaktı. Deniz olmasaydı Pelin'le kıyaslayacağım biri olmayacaktı. Deniz olmasaydı öz kızım bu kadar kırılmayacaktı. Deniz hakkındaki fikrini değiştirdin sanıyordum. Değiştirmiştim. Bahri, ben elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Ama şu son günlerde olanlar, Sayfiye meselesi... Allah Allah! O meselenin nasıl geliştiğini anlattım sana. Yani bunun abartılacak bir tarafı yok ki. Pelin'in üstüne yürümesine ne diyeceksin peki? Canım, genç bunlar. Tamam Bahri. O zaman izin ver, benim de içim rahat etsin. Bu kızın kim olduğunu tam olarak öğrenmek istiyorum. Annesi, babası kim? Her şeyi ayrıntılarıyla anlat bana. Her şeyi öğreneyim ki benim de içim rahat etsin. Annesini, babasını. Bu konuyu son kez konuştuğumuzu umuyorum İkbal. Ben Deniz'in anne ve babasını tanıyorum. İkisi de çok iyi insanlar ve şu anda yurt dışındalar. Bu yeterli mi? Tamam canım. Dediğin gibi olsun. Ama Deniz kasabadan geliyor diye gözü açılmadı zannetme. Bence ailesini bir takım şeylerden haberdar etmek gerek. Sen bana telefon numaralarını ver. Hiç olmazsa telefonla tanışayım onlarla. İkbal, ben Deniz'e kefilim. O temiz, saf bir kız. Öyle telefon etmeyi gerektirecek herhangi bir şey yapmaz. Öyle mi? Peki neden bu saatte dışarıda dersin? Deniz dışarı mı çıktı? Evet canım. Pelin bu saatte dışarı çıkmış olsaydı kıyameti kopartırdın. Gel bak istersen. Çifte standart hakkında Pelin'in söyledikleri çok da yanlış değilmiş, değil mi? Şimdi suyun ısındı Deniz'in. Mert, buraya senden son kez özür dilemeye geldim. Kimse aracılık etmeden son kez. Deniz, bazı yaralar özür dileyerek kapanmıyor. Bunu biliyorsun değil mi? Biz istersek kapanır. Bu kadar kolay değil. Eğer biz istersek çok kolay demiştin. Demek ki ben istemiyorum Deniz. Son sözüm bu mu? Deniz. Gitme. Mert. Deniz.